10. sınıf tekrar testleri, coğrafya 2. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf tekrar testleri, coğrafya 2. ünite cevapları. SYF 10. Sınıf coğrafya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 212 SYF 1. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin nüfus artış hızı ve nüfusunun 2007 ve 2019 yılları arasındaki değişimi gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türkiye'nin nüfusu sürekli artmıştır. B. 2010 yılındaki nüfus artış hızı 2008 yılına göre daha yüksektir. C. 2019 yılındaki nüfus artış hızı bir önceki yıldan az olmuştur. D. Verilen yıllar arasında nüfus artış hızı %1'in altına düşmemiştir. E. Dış göçler 2010 ile 2012 yılları arasında nüfus artış hızımızın düşmesine neden olmuştur. Cevap E. 2. birincil ekonomik faaliyetler doğadan doğrudan ürün elde edilen meslek gruplarını kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi birincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır? A. Mimarlık. B. Oto tamircisi. C. Çiftçilik. D. Öğretmenlik. E. İnşaat ustası. Cevap C. Üçüncü aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun genel özelliklerinden biri değildir? A. Kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. B. Genç nüfus oranı yaşlı nüfus oranından fazladır. C. Çalışan nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründedir. D. Okuryazar erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazladır. E. Yaşlı nüfus içinde kadın nüfus oranı erkek nüfusun iki katıdır. Cevap E. SYF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri Sayfa 213 SYF 4, ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. Az gelişmiş ülkelerde ham madde, gelişmiş ülkelerde ise sanayi ve hizmet üretimi ön plandadır. Aşağıda 3 ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı gösterilmiştir. Bu ülkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. I. Ülkede sanayide çalışan nüfus oranı tarımda çalışan nüfus oranından fazladır. B. 3. Ülkenin ekonomisi birincil ekonomik faaliyete dayalıdır. C. I. ve 2. Ülkede çalışan nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır. D. 3. Ülkede tarımsal verim I. ve 2. ülkelere göre daha fazladır. E. I. Ülke 3. Ülkeye göre daha fazla gelişmiştir. Cevap D. 5. tabloya göre bu ülkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Doğum oranı en yüksek olan ülke Liberya'dır. B. Ölüm oranı en yüksek olan ülke Laponya'dır. C. İspanya'nın doğal nüfus artışı eksidedir. D. Honduras'ın doğal nüfus artışı, o 19'dur. E. Singapur'un nüfus artış hızı üzerinde göçler etkili olmuştur. Cevap E. SYF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri Sayfa 214 SYF 6, ortanca yaş, bir nüfus grubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır. Bu durumda toplam nüfusun yarısı bu yaştan büyük, öbür yarısı küçüktür. Ortanca yaş demografik yaşlılığı gösterme yöntemlerinden biridir. Aşağıda Türkiye'nin en yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı gösterilmiştir. Grafikler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sinop'un yaşlı nüfus oranı Muş'a göre daha fazladır. B. Sinop ilimizin kadın ortanca yaşı, erkek ortanca yaştan yüksektir. C. Şırnak ilinin kadın ortanca yaşı, Balıkesir ilinin kadın ortanca yaşından daha azdır. D. Ortanca yaşı düşük olan illerimizin toplam nüfusları çok azdır. E. Giresun'da kadın ortanca yaş erkek ortanca yaştan yüksektir. Cevap D. 7. aşağıda Türkiye nüfus yoğunluğu haritası verilmiştir. Haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Karadeniz kıyı kesimindeki delta ovalarında nüfus yoğundur. B. Kuzeydoğu Anadolu illerinde nüfus yoğunluğu azdır.
C. Türkiye'de nüfus dengeli bir şekilde dağılmıştır. D. Tuz Gölü çevresi Batı Anadolu'ya göre seyrek nüfusludur. E. Güney Marmara ve Ege kıyıları yoğun nüfusludur. Cevap C. SEF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri sayfa 215 SEF 8, aşağıdaki tabloda bazı illere ait belli yıllarda nüfus artış oranları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A. 2014 ve 2015 yıllarında Çankırı'da nüfus azalmıştır. B. Kayseri'nin nüfus artış hızı sürekli düşmüştür. C. Çankırı'da nüfus değişim oranı diğerlerine göre daha fazladır. D. İstanbul'un nüfusu 2018 yılında azalmıştır. E. Adana'da 2016 yılına kadar nüfus artış hızı artmıştır. Cevap D. 9. Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun tarihsel değişimiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler de dikkate alınarak dünya nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dünya nüfusu sürekli artmaktadır. B. 1900 yılındaki artış hızı 1850'ye göre azalmıştır. C. 1950 ile 2000 yılları arasında nüfus iki kat fazla artmıştır. D. Ortalama yaşam süresi sürekli uzamıştır. E. Nüfus artış hızının yükselmesi nitelikli nüfus oranını azaltmıştır. Cevap E. SEF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri sayfa 216 SEF 10, tersine göç, kişilerin doğdukları yerden farklı bir mekanda, en az bir sene geçirdikten sonra tekrar ilk yerleşmelerine dönmeleri olarak tanımlanabilir. Tersine göç olgusuna yol açan birçok farklı neden vardır. Türkiye'de yoğun olarak kırdan şehre göç olgusu yaşanırken, şehirden köye dönüşlerde konuşulmaya başlanmıştır. Birçok unsur insanların daha evvel göç ettikleri kırsal alanlara doğru tekrardan yönelmeleri sonucunu doğurmuştur. Buna göre, I. Modern tarım yöntemleriyle daha fazla gelir sağlama imkanı. 2. Kişilerin emeklilikten sonra boş zamanının artması. 3. Şehirde yaşam koşullarının daha pahalı olması. Hangileri Türkiye'de bu duruma neden olan unsurlar arasında gösterilebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 11. Ahmet, bizim köyde tarlalarımız var, buğday, arpa gibi tarım ürünleri yetiştiriyoruz. Ayrıca zeytin bahçemizden gelirimizin çoğunu sağlamaktayız. Mehmet, benim ailem şehirde yaşıyor ve babam bir firmada muhasebeci elemanı olarak çalışıyor, annem ise ev hanımı. Mahmut, benim babam asker, şimdi as subay olarak başka bir şehirde bizden uzakta görevini ifa etmektedir. Mustafa, bizim bir yazılım firmamız var, babam ayrıca grafik tasarım işleri de yapıyor, fakat bu sektörde aşırı rekabet olmasından şikayetçi. Hasan, benim ailem deniz kenarında bir köyde yaşıyor ve geçimimizi daha çok balıkçılıktan sağlıyoruz. Öğrencilerin ailelerinin yapmış olduğu ekonomik faaliyetler özelliklerine göre gruplanırsa, hangisi dışarıda kalır? A. Ahmet. B. Mehmet. C. Mahmut. D. Mustafa. E. Hasan. Cevap D. 12. 2. Dünya Savaşı'na katılan Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler sınırları içerisinde ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak ve kalkınmalarına hız vermek amacıyla başka ülkelerden göç almışlardır. Buna göre ülkemizden, hangi meslek grubundan bu ülkelere göç olmamıştır? A. Kaynakçı. B. İnşaat işçisi. C. Maden işçisi. D. Elektrikçi. E. Hemşire. Cevap E. SEF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 2. Ünite Çözümleri sayfa 217 SEF 13, grafikte Ruanda ve Belçika'da çalışanların sektörel dağılımı ve ekonomik faaliyet kollarının ülke ekonomisine katkısı gösterilmiştir. I. Ruanda'da tarım sektöründe çalışanların sayısı Belçika'da hizmet sektöründe çalışanlardan azdır. 2. Belçika'da tarım sektöründen elde edilen gelir Ruanda'da elde edilen gelirden azdır. 3. Belçika'da tarımda makine kullanımı Ruanda'ya göre daha fazladır. 4. Ruanda'da tarımsal üretim Belçika'daki tarımsal üretimden fazladır.
ve Belçika'da sanayi Ruanda'daki sanayiye göre daha fazla gelişmiştir. Yalnızca yukarıda verilen grafiklerdeki bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. IV 2 B. 2 ve 4 C. IV 3 D. 3 ve V E. 4 ve V Cevap D. 14. 27 Kasım 1961 yılında Almanya'ya giden 55 kişilik ilk Türk işçi kafilesindeydim. Düsseldorf Havalimanı'na indikten sonra öncelikle dil sorunu beni çok zorladı. Türk arkadaşlarım hariç iletişim kurabildiğim kimse yoktu. İkinci en büyük sorunumuz ise yemekti. Yemekleri bizimkilere hiç benzemiyordu. Bu sorunları kısa sürede aştık. Ruhr Havzası'nda çalışıyorduk. Günün büyük kısmında yer altında olmak bizi en çok zorlayan konuydu. Ancak Türkiye'ye göre kazancımız çok iyiydi. Emekli olur olmaz hemen Türkiye'ye dönüp bugün yaşadığım şehir olan Çorum'a yerleştim. Bu parçaya göre ilk göç kafilesiyle ilgili. I. Kültürel uyum sorunları yaşamışlardır. 2. Madencilik sektöründe çalışmışlardır. 3. Bir süre sonra geri dönüşler başlamıştır. Yargılardan hangileri söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SYFR 10. Sınıf coğrafya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 218 SYFR 15. Birincil ekonomik faaliyetler, temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. İkincil ekonomik faaliyetler, ham maddeler veya yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde edilmesine dayanır. Üçüncül ekonomik faaliyetler, insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlanmasına dayanır. Yukarıda numaralandırılmış görseller ile ekonomik faaliyetlerin doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı döneminde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında, ikincisi ise 1935'te yapılmıştır. Grafikte 1927-2017 yılları arasında Türkiye'de yaşanan nüfus artış oranları gösterilmiştir. 16 ve 17. soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Cevap D. SYFR 10 Sınıf coğrafya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 219'u SYF. 16. 1927 yılında nüfus artış hızını gösteren bir değer olmamasının sebebi nedir? A. Kurtuluş Savaşı'nın yaşanması. B. Salgın hastalıkların ölümlere sebep olması. C. Doğum oranlarının düşük olması. D. Kır nüfus oranının fazla olması. E. Daha önce bir nüfus sayımı yapılmamış olması. Cevap E. 17. grafiğe göre Türkiye'nin nüfus artışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye'de nüfus miktarının en az olduğu yıl 1945 yılıdır. B. Nüfus artış hızı verilen yıllarda hep %1'in üzerinde olmuştur. C. Türkiye nüfusu sürekli artış göstermiştir. D. Nüfus artış hızları artı değerlerde olmasına rağmen sürekli dalgalanmalar görülmektedir. E. 1955 ve 1960 yılları nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllardır. Cevap A. 18. dünyada nüfusun ani artış gösterdiği dönemlere sıçrama dönemleri adı verilir. Tarihte bazı dönemlerde dünyanın belirli yerlerinde nüfusun ani artışlar gösterdiği yani sıçrama dönemleri yaşadığı bilinmektedir. Haritada numaralandırılarak koyu renk ile gösterilen alanların hangisinde sanayi devrimi nedeniyle dünya nüfusunda sıçrama yaşanmıştır? A. İ B. 2 C. 3 D. 4 E. V Cevap A. SYFR 10 Sınıf coğrafya tekrar testleri 2. ünite çözümleri sayfa 220 SYFR 19 Aşağıda K ülkesinin nüfusunun yaş gruplarına dağılışı milyon kişi olarak verilmiştir. Yalnızca tablodaki bilgilere göre bu ülkenin nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine benzerlik gösterir? Cevap A.
20. Türkiye'de çeşitli iş kollarında farklı zamanlarda ek iş gücüne ihtiyaç duyulur. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan bir ihtiyaçtan dolayı insanlar çalışmak amacıyla bulundukları yerden göç ederler. Aşağıdaki şehirler ve göçe neden olan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Antalya Turizm. B. Adana Tarım. C. Ordu Tarım. D. Rize Turizm. E. Muğla Turizm. Cevap D. 10. sınıf tekrar testleri coğrafya 2. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.